Edelim. Yargılamayı hızlandırma gerekçesiyle bir yargı paketi açılıyor ama şimdiden usul tartışmalarına neden oldu. Hangi boyutlarıyla tartışılıyor? Şimdi bir kere torba yasağı olduğu vurgulanıyor gördüğünüz gibi. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Önce çok iyi bilinsin diye torba yasağı hakkında bir değerlendirme yapmak gerekir. Bir kere torba yasağı kirli yasadır. Gizli yasadır, hileli yasadır. Demokrasilerde yasalar şeffaf olarak yapılır. Ve hangi konuda yapılıyor, düzenleme düşünülüyorsa o şeffaf olarak toplumda işte tartışılmıştır. İlgililer tarafından, birikimli olan kurumlar ve kuruluşlar tarafından onların görüşleri alınmıştır ve öyle hazırlanır. O yüzden torba yasa olmaz. Neyle ilgiliyse o konuda düzenleme yapılır. Yani şeffaf bir düzenleme yapılır. Aksi halde yani gözden kaçırmak için işte kirli bir iş yapmak için işte torba yasaya başvurulur. Bu ne yazık ki uzun bir süredir izlenen tek yol olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere o yanlıştır. Önce bu değerlendirmeyi yapmam gerekir. Sonra işte öyle anlaşılıyor ki usul kurallarından rahatsızlık duyuluyor. İşte hakim var, işte siz ne bileceksiniz, usulde ne gerek var. İşte her hakim işte en hızlı bir biçimde o işi bitirir yaklaşımıdır bu yaklaşım. Oysa usul bize öyle öğrettiler. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde işte 1958-62 yıllar arasında usul sağlıklı bir adalete gidebilmek için, haklıyı haksızdan sağlıklı biçimde ayırabilmek için izlenmesi gereken tek yoldur. Usulü ihlal ederseniz zaten adaleti yok sayıyorsunuz demektir. Şimdi her şeyi hakim yap dedikleri şey, hakim kim şu anda Türkiye'de? Yani hakimler işte bu yani yaşadığımız süreç nedeniyle işte gencecik insanlar, büyük çoğunluğu AKP eğilimli tercihlerle belirleniyor. İşte yani liyakat diye bir şey yok. Ya yani desteklerle, kartvizitlerle belirleniyor. Bir de onlara işte usulü tanımama imkanı verirseniz haklıyı haksızdan ayırmayan bir düzene geçmiş olursunuz. Adil biçimde ayırmayan bir düzene geçmiş olursunuz. Bu nedenle ya, temelden yanlıştır. Hele hele reform, ben zaten AKP ne zaman yargıda bir reform türküsü söylerse yeni bir ihlalle karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum. Bu da öyle bir düzenlemedir. Yani hem gizlilik konusunda inanılmaz bir düzenleme getiriliyor. Yani ilgili kişilerin korunmaya değer bir üstün menfaati. Bu ilgili kişi işte şikayetçi olan büyük bürokrat, işte siyasal iktidarın önemli bir adamı, işte o işte ilgili kişidir ve onun korunmaya değer üstün menfaatleri olduğu için öyle bir işte duruşma, yargılama gizli yapılacaktır. Bu aleniyetin toplumdan kaçırmanın, tartışma konusu o neyse o olayı toplumdan kaçırmanın yolunu açmaktır. Son derece tehlikelidir. Ses ve görüntülü nakille duruşma yapılması, işte işte rıza şartı kaldırılacak. İşte yani böylece hem işte duruşma salonuna bile gelmeden işte uzaktan işte yani özellikle ceza yargılamasında uygulamaya başlarlarsa ki başlayacakları anlaşılıyor. Hiç değilse bir adım sonra o adil bir yargılama koşullarını hepten ortadan kaldırmak sonucu verecektir. İşte yargılamanın bir yerden başka yere taşınması konusunda da inanılmaz bir takdir hakkı düşünüldüğü anlaşılıyor. Bu da yurttaşların o eylemden zarar gören insanların
adalete ulaşmasını, yani aleni duruşmaya katılmasını zorlaştıracaktır. Bütün bu nedenlerle bu arayışın iyi niyetli bir arayış olmadığına inanıyorum ve tehlikeli olduğunu belirtmeyi görev sayıyorum. Sayın Kazan, bir nokta daha çok önemli. Bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Delillerin değerlendirilmesinde hakimin inisiyatif sahibi olacağına dair bir madde var. Bunun sakıncaları neler olabilir? Ya şimdi o değil, ya o bana göre delil saçması bir şey. Delilleri zaten yargıç değerlendirecek. Ama böyle bir düzenleme, yani yeni bir düzenleme ile bununla sen ne istersen yap kardeşim. Üstelik o yargıca. Ya çoğu 3 günlük çocuk o yargıçlar. Yani şu anda binlercesi 3 günlük çocuk. Yani onların ne hukuk eğitimlerine güven duyabilirsiniz, ne adil davranacaklarına güven duyabilirsiniz. Hem işte birikimleri yoktur, hem de siyasal iktidara yakın kesimlerden gelmişlerdir. Demin söylediğim gibi kartliste gelmişlerdir, tavsiyeyle gelmişlerdir. Kesinlikle liyakat aranmayan tipik örneklerdir. Onlara diyorsun ki delil melil sen bildiğini yap demiş oluyorsun. O da bir adaletsizliğe yeşil ışık yakılacağının göstergesidir. Sayın Kazan, burada şunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Zaten toplumun içerisinde adalete güven duygusu, adalet kurumlarına olan güven duygusu zayıflamış durumda. Bu yeni düzenlemeyle ne hale gelir ve toplumdaki etkileri neler olur? Daha da işte güven sorunu yaratacaktır. Daha da büyük adaletsizliklere yol açacaktır. Daha da çok sayıda insanın canını yakacaktır. O yüzden siyasal iktidar kimseyi dinlemiyor. Dinleme niyeti de yok ama gönül ister ki bu tür uyarılardan ders alarak vazgeçsinler. Türkiye'nin temel sorunu tarafsız, bağımsız ve kaliteli bir yargıyı yaratma sorunudur. Bu siyasal iktidarında böyle bir arayışı yoktur. O hem kendine bağlı, son derece taraflı, hem de kalitesiz bir ekiple adalet dağıtmaya çalıştığını söylüyor. İşte onun nasıl bir adalet dağıttığını da Anayasa Mahkemesi'ndeki son and içme töreninde Anayasa Mahkemesi Başkanı bile işte dayanamayıp itiraf etmiştir. Peki. Sayın Turgut Kazan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız zaten için. Zaten şu anda